Bir gün Ahmet stüdyoda oturuyordu ve arkadaşı ve prodüktörü vardı, Jerry Wexler. Ve Jerry ile konuşuyorlardı ve aynı anda radyo çıktı. Ve Ahmet Jerry dedik ya, Jerry ne güzel olur değil mi? Gerçekten bir kere bir hit yapabilecek. Atlantic Records olarak bir hit. Radyo, Ahmet radyoyu dinliyor. Radyoda bir piyanist çalıyor, şarkıcı. İnanılmaz güzel. Ve Jerry diyor ki, Jerry, niye böyle bir piyanist ve sanatçı Atlantic Records yok? Jerry de bir dinledi. Jerry dedi ki, yok, o çocuk çok albüm satmıyor. Çok şey sanma yani onu. Ahmet yine bir dinledi. Dedi ki, ya bu harika. Ben bu Ray'in kontraktını alacağım. Ray Charles. Ve gerçekten de yaptılar. Ray Charles Atlantic Records'a geldi. Ve Ahmet çok heyecanlıydı çünkü şimdi gerçekten çok güzel müzik yapacağız. Ama Ray çok gençti. Yani çok yetenek var ama daha çok konser vermedi. Kendi stilini bilmiyor. Ray biraz başkaları taklit ediyor. Ama Ahmet dedi ki, Ray, sen ne yapıyorsun? Sen Ray, sen ben başka bir müzik duyuyorum senden. Ray dedi ki, ben başka müzik tarzı bilmiyorum ki. Ahmet dedi ki, ya istersen benim bir şarkı var, onu bir deneyelim. Ray dedi, nasıl bir şarkı? Ahmet dedi, ya ben yazdım. Ray gülmeye başladı. Dedi ki, bir Türk caz mı yazıyor? Beni güldürme Ahmet. Ama bu şarkıyı kayda alıyorlar. Ve bu Ray Charles'ın ve Atlantic Records'ın ilk büyük hit oluyor. Milyonlarca satıyorlar. Mess Around. Are you ready guys? Yeah? All right, let's go. And you can talk about the pit barbecue. The band was jumping. From 9 to 1, everybody's gonna have some.